Merhaba. Bu derste size etiketler kategorisini göstereceğim. Etiketler kategorisi, ki siz bakmayın bana, aslında ben üşengeçlikten doldurmadım burayı. Fakat etiketler kategorisini size getiririz çok fazladır. Özellikle arama motorlarıyla sitenizin olan etkileşiminde bayağı bir size fayda sağlayan bir alandır. O yüzden siz onun etiketler alanını geçmemeye, es geçmemeye çalışın. Şimdi etiket yazdığınız yazıları tanımlayan anahtar kelimelerdir. Altın çiziyorum. Anahtar kelimeler öyle upuzun şeyler değildir. Anahtar basit kelimelerdir. Örneğin yine yeni yazı ekle alanı üzerinden anlatayım. Yeni yazı ekle de ben WordPress'e ilgili bir yazı girdim. Daha demin anlattım. WordPress'e ilgili yazı girdiğim zaman WordPress kategorisini seçiyordum mesela. Devam ediyorum. Yazıyı girdikten sonra WordPress'e ilgili mühim bir yazı girdikten sonra ben o yazıya ya da o videoya videonun içerdiği anahtar kelimeleri yazıyorum. Mesela diyorum ki ben size Word'de şu an anlattığım etiketler alanını anlatıyorum ya. Buraya yazıyorum. WordPress. Aralarına virgülle virgül koyarak ayırıyorsunuz. Etiketler. Yazılar paneli. 3 tane ekledim. Siz bunları ekleye basarak etiketler alanına eklediğinizde bu anahtar kelimeleri yazılarınıza yapıştırıyorsunuz. Ve arama motorlarına geldiğiniz zaman, şöyle anlatalım onu size. Arama motoruna geldiğiniz zaman yazıyorsunuz. WordPress, etiketler, yazılar paneli şeklinde arama yaptığınızda, bakın insanlar genelde böyle arama yapıyorlar. Zaten Google'da arama yapma tekniklerinden biri de bu aramanızı normal dillerdeki gibi değil, böyle uzun uzun dolaylı cümle, işte edilgen cümlelerle değil, anahtar kelimelerle yazmanız. O zaman çok daha iyi şeyler çıkabiliyor karşınıza. Yeni yazı ekle kısmında etiketleri yazıyorsunuz. Bakın burada etiketler aşağıda yazınıza yapıştırılıyor. Öyle düşünün. Çarpıya basarak kaldırabilirsiniz etiketlerinizi. Şimdi şunu unutmayın. Etiketler yazılarınızın olmazsa olmazdır ve yazılarınızı açıklayan anahtar kelimelerdir. Etiketler kısmıyla ilgili ayrıntılı bir seçenek belirlemek isterseniz ya da etiketlerinizle ilgili düzenlemeler yapmak isterseniz kullanacağınız alan etiketler alanı. Bakın bu alanda karşıma geliyor mevcut etiketler. Tekrar ediyorum, ben yazmadım gerçi bu alana bir şey. Örneğin ben buradan sizin aklınıza takılmasın, neden buradaki etiketler eklenmedi? Çünkü yazıyı yayınlamadım. Buradan mesela etiketler. Kısa ismi etiketler yazıyorum. Açıklaması da onun ayrıntılı açıklaması. Yeni etiket ekleye bastığım zaman bu etiketler otomatikman yazı eklerken karşıma çıkabilir. Ayrıca şunu da unutmayın. WordPress'in geliştiricileri etiketler kısmında 5'ten fazla etiketin geçilmemesi gerektiğini, daha fazlasının yük olduğunu belirtiyorlar. Bunu da aklınıza tutmanızı isterim. Etiketler kısmına eklememi yaptım. İstediğiniz kadar etiket, yani anahtar kelime ekleyebilirsiniz. Bunun herhangi bir sayısı yok. Ne kadar fazla olursa o kadar iyidir. Neden? Çünkü arama motorları bu kelimelere, bu anahtar kelimelere bakarak aramaya da yapıyor. Ve size bunun büyük faydası olacaktır. Etiketler kısmında demin kategorilerde, bir önceki derste kategorilerdeki anlattığım işlemleri aynen yapabilirsiniz. Ben etiketleri kullanmadığım için mesela sile basacağım. Kalıcı olarak silmek üzeresiniz. Evet. Bastığım anda silindi. Güzel, afili bir şekilde silindi. Bu arada önceki derslerden anlatmayı unuttuğum bir alan var yeni yazı ekleyle ilgili. Hazır aklıma gelmişken ona da değineyim. Şuradaki etiketlerimi de sileyim. Nasıl olsa zaten yayınlamayacağım bu derse. Şimdi şimdi ekran tercihlerinde sizin ekran tercihlerinizden benim ekran tercihlerim biraz farklı. Çünkü ben biraz kırpmaya gittim sadeliği sevdiğim için. Şurada geri izlemeleri gönder, özel alanlar, tartışma, yazar, kısa ismi, yazar seçeneklerini açayım. Hemen size onları özet geçeyim. Özet kısmı sizin yazınızın özetini belirtmenizi sağlıyor. Esasen benim pek kullandığım bir şey değil. Geri izlemeleri gönderi de es geçiyorum. Özel alanlar seçeneği yazınıza özel alanlar eklemenizi sağlıyor. Bunu da pek kullanacağınızı zannediyorum. Burada en önemli kısım şu. Buradan tartışma alanı. Sizin yorumlara izin ver seçeneği sayesinde gelen sitenizi ziyaret eden kişiler videonuzun ya da yazınızın altına yorum yapabilirler. Yani
hani şu internet sitelerinde görürsünüz bayağı güzeldir. Özellikle WordPress sitelerinde sayfanın altına gidersiniz. Mesela WordPress yazılar paneli üst seçeneği açıyorum. Sayfanın kişiler altta yazıları yazar. Yazıyla ya da video ile ilgili yorumları bu alana yaparlar. Devam ediyorum. Eğer siz herhangi bir yorum istemiyorsanız, özel bir yazıdır belki ya da yoruma tahammül edemiyorsunuzdur. Yorumlara izin ver seçeneğini kaldıracaksınız burada. Bunu kaldırdıktan sonra yazıyı yayınla butonuna basarsınız. Bu sayfada geri izlemelere ve pinglemeye izin ver seçeneği de önemli bir seçenek. Nedir bu? Ben yine ileride anlatacağım bunu. Ping servislerini göstereceğim çünkü size. Şimdi yazı yazdığınızda ara motorlarıyla bir etkileşim oluyor. Belli bir süre dahilinde. Eğer siz arama motorlarına yazınızı çarçabuk kaydettiremezseniz içeriğiniz belki bir anda çalınabilir. Sizin sitenizi izleyen insanlar oluyor. Şöyle farz edin. Örneğin ben bir yazı girdim. Yazı bana ait. Tamamen bana ait. Ve 5 dakika içinde arama motoru benim sitemi indeksliyor mesela. Başka bir kişi geliyor. Yazımı yayınladığımın 1. dakikasında yazımı alıyor. Başka bir kendi sitesine koyuyor. Ve o daha hızlı ping attığı için o benim yazımın içeriğini çalıyor. Ve dolayısıyla benim yazımı o kendine mal ediyor. Sorsak diyecek ki bak benim yazım ben şu 15.53'te yayınladım. Şu vakitte yayınladım. Seninki daha geç arama motorlarına dahil oldu diyebilir. Dolayısıyla içerik hırsızlığının önlenmesi adına da çok güzel bir seçenektir. Bunu es geçmemenizi öneriyorum. Yazar seçeneği de burada en önemli seçeneklerden biri. Sitenizde birden fazla yazar varsa yazıyı sitenizde kayıtlı olan kişi yazıyı yazdığını burada tek yazar ben olduğum için benim ismi çıkıyor. O kişiye mal edilebilir. Yayınlaya bastığınızda da işlem tamamdır. Ben şimdi bunları yok ediyorum.